Hepinize merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tarifim var. Osmanlı mutfağından bugünümüze gelen enfes bir lezzet tarifi. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve lütfen beğenmeyi unutmayın. Yeni tariflerden haberdar olmak için sağ alt köşedeki zil butonu aktif hale getirseniz yeni tarif paylaştığım anda size bildirim gelecektir. Ve lütfen bir yorum nokta emoji bile olsa bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Böylece kimin gelip izlediğini de bilmiş olurum. Ayrıca mutlu olurum. İftar sofranıza yakışacak, tam da Ramazan'da yapabileceğiniz, yapmak isteyeceğiniz enfes bir tarif. Kesinlikle deneyin. İnanın ki çok lezzetli oluyor. Ve şimdi tarife geçiyoruz. Şöyle önceden ben etini doğradım. Kuşbaşı doğradım. İster kuzu ister dana kullanın. Ben dana kullanacağım. Ve iç üstüne su koymadan tencereye koyup kapağını kapatıp ama çok ısıkta pişireceğim. Ve yarım saatten fazla neredeyse kaynadı. Şöyle tamamen suyunu saldı. Çekmeye başladığı anda üzerine bir yemeklik doğranmış soğan ve iki diş sarımsağı ekliyoruz. Ki burada suyuyla birlikte soğan pişsin. Hem et içine çeksin hem lezzetine lezzet katsın. Kesinlikle bu şekilde daha lezzetli olur etiniz. Soğanla birlikte pişince iyice soğan ezip ve tamamen içine çekiyor. Tamamen suyunu çekmeden önce üzerine biraz su varken koyduk. Ve gene kısıkta kapalı olarak tüm suyunu çekene kadar pişirdim. Şöyle gördüğünüz gibi yağını salmaya başlamış. Üzerinde hiç su kalmamış ve burada salçasını ekleyebiliriz. Çok az bir salça koydum. Ben 300 gram et kadar bir çay kaşığı domates ve bir çay kaşığı biber salçasını koydum. Siz seviyorsanız biraz daha artırabilir veya da esiltebilirsiniz. Şimdi salçamızın da kavrulmasını istiyorum. Yağını salmış, üstünde hiç su kalmamış. Salçaları ekten sonra şöyle biraz daha yağ koymak istiyorum. Bu et, yemeğin biraz yağının olması lezzetini artırır. Biraz sıvı yağ isterseniz zeytinyağı koyabilirsiniz ama tereyağı değil. Zaten etin kendi yağı vardı. Ve bir kenarda pişmeye bıraktım. Salçayla birlikte biraz daha pişsin, kavrulsun. Şöyle yazdan kalan dondurucuya koyduğum köz patlıcanlarımı çıkardım. Eridi ve bıçakla iyice ufak ufak doğruyoruz. İyice isterseniz bardağın tabağına dövebilirsiniz. Ama bu şekilde gerek kalmadı. Patlıcanlarım hazır. Arada etimizi kontrol ediyoruz. Şöyle bakıyoruz, kavrulmuş iyice ve burada 1,5 su bardağı su ekledim. Su bardak ölçüm 200 milim klasik bardakla. 1,5 bardak yeterli geldi. Ve şimdi tekrardan kısıkta altı açıyoruz. Kapağı örtülü bir şekilde tam yarım saat pişmeye bırakıyoruz. Diğer tarafta ben patlıcanımı hazırlamaya geçiyorum. Bir tencereye bir kaşık tereyağı ve bir kaşık tepeleme unu ekleyip kavuruyoruz. Un kokusu çıkana kadar unumuzu kavuracağız. Bu kıvama geldiği anda tam da patlıcanlarımızı ekliyoruz ve patlıcanla birlikte kavuruyoruz. Bu tarif tamamen tam orijinal haliyle yapılmış şekilde size paylaşıyorum. İyice kaşıkla karıştırırken de şöyle tabanıyla eze eze patlıcanımızı bu kıvama getiriyoruz. Ve burada bir su bardağı süt ekliyorum. Yavaş yavaş sütü vereceğiz. Kıvamını ona göre ayarlayalım. Önce bir bardağı yedirelim. Ve şöyle kıvamı bu şekilde biraz daha koyabiliriz. Bir yarım bardak daha süt ekledim. Gördüğünüz gibi zaten patlıcanım 4 adetti. 1,5 su bardağı süt yeterli geldi. Kıvamı gene de siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Benim bu şekilde oldu. Bu arada etimizi de kontrol ediyoruz. Şöyle kıvamlı bir su olacak. Böyle şeffaf ayrı düşen bir su değil de tam böyle yoğunlaşmış kıvamlı bir hal alması gerekiyor. Yoksa su olarak kalırsa yemeğiniz üzerinde hem güzel durmaz hem tadı da güzel olmaz. Bu şekilde bu kıvama geldikten sonra hemen bir adet kapya biber, bir adet yeşil biberi küp doğranmış olarak üzerine ekliyorum. Kapağı kapalı şekilde 5-6 dakika daha pişireceğiz. Ve bu arada patlıcanımıza geçiyoruz.
rendelemiş olduğumuz şu 100 gram, 50 gram ya da 100 gram kadar kaşar peyniri ekliyoruz. Kaşar peynir güzel kıvam veriyor, hem de güzel tat veriyor, lezzetlendiriyor. Kaşarımızı eline kadar şöyle ocağın altı açık bir şekilde iyice karıştırıyoruz. Tuzunu, biraz tuz koydum, bir de karabiber koydum ben. Ayarladıktan sonra altını kapatıyoruz. Ve beğendiğimiz hazır. Şimdi etimizi kontrol ediyoruz. Şöyle bir bakalım. Şimdi burada domates koyacağız. Ben domates sos kullandım. Tabii ki siz isterseniz iki domates ufak ufak doğrayıp içine koyabilirsiniz. Şöyle iki kaşık dolu tepeleme domates, kavanoz domates sostan koydum. Bir 5 dakika daha da bunlar pişecek ve şöyle gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel. Suyu biraz daha azalacağım. Ve baharat tamamen size kalmış. Ben sadece biraz karabiber koydum. Tuzunu da burada ayarlıyorum. Daha önce de az bir tuz koymuştum. Son olarak da tuzunu tamamladım. Ve altını kapatıyorum. Gayet güzel lokum gibi pişmiş. Şöyle bakar mısınız? Üzerinde çok da su yok. Sadece olması gereken böyle kıvamlı bir su. Ve şimdi sunumuna geçiyoruz. Beğendiğimizi tavamıza alıyoruz. Tabii siz istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Ben şöyle bir servis tabağına aldım. Sunumu bu şekilde yapmak istiyorum. Şöyle beğendiğinizi tavamıza aldıktan sonra şöyle düzeltelim. Kaşığın tabanıyla şöyle biraz çukur oluşturalım. Oraya etimizi dökeceğiz. Şöyle biraz çukurlaştıralım. Ve kıvam bu şekilde kesinlikle bu ölçülerde yaparsanız kıvam böyle olur ve gayet yeterli bence. Etimizi ortasına alıyoruz. Hem çok şık hem çok lezzetli. Sunum için bence çok güzel bir iftar yemeği Ramazan sofranızdan kesinlikle bulundurması gereken bir tarif. Mutlaka deneyin. Osmanlı mutfağından bugünümüze kadar gelen yemeklerin hepsi de inanılmaz lezzetli ve çok da güzel. Hem şık hem lezzet bakımından. Yapan herkese kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Başka bir videoda, başka bir tarifte görüşünceye dek kendinize iyi bakın, iyi seyirler diliyorum.